Bismillahirrahmanirrahim. 6 yıl önce 15 Temmuz gecesinde kapkaranlık bir geceden aydınlık bir sabaha uyandık. 60 yıldır bu ülkenin kılcal damarlarına kadar sızan ekonomisinden eğitimine, istihbaratından üniversitelerine, efendim askeriyesine, emniyetine varıncaya kadar her tarafına bir şekilde sızmışlardı. 60 yıl diyoruz ama aslında bunun çok daha ötesi de var. Sultan Abdülhamid Han'ın altının oyulması dönemlerinden başlayan İttihat Terakki ihanetinin devamıdır aslında bu FETÖ ihaneti. Evet, onlar bir plan yapıyordu, Allah da bir plan yapıyordu. Evet. Ve yemkuruna ve yemkurullah vallahu hayrul makirin. Onlar da plan yapıyorlardı, Allah da plan yapıyordu. Allah plan yapanların en hayırlısıdır. Allahu Teala ihmal etmez ama imhal eder diye bir söz var ya. Yani ihmal etmez ama mühlet verir. Belli bir zamana kadar iyiye de kötüye de mühlet verir. Hakkın tarafında olana da batılın tarafında olana da mühlet verir. Batılın tarafındakini değişik uyarılarla hidayete çağırır. Şans verir. Belki iman eder de kurtulur diye. Hakkın tarafında olanlara da azmedecekler mi, sebat edecekler mi, sabredecekler mi, hakkın safında durmaya devam edecekler mi, batıla karşı mücadele etmeye devam edecekler mi, etmeyecekler mi? Onun imtihanını yapar Allah Celle Celaluhu. Adem babamızdan bugüne kadar devam eden bu imtihan kıyamete kadar da devam edecektir. Şu anda da kim hakkın yanında, kim batılın safında, Allah'ın melekleri onları da yazmaktadır. Ama eninde sonunda hakkın taraftarları galip gelecektir. Fakat işte bu galibiyet nasıl olacak? Kardeşlerim, 15 Temmuz destanı, evet, olduğu günden beri her sene değişik vesilelerle yıl içerisinde de gündemimizde bir şekilde çocuklarımıza, gençlerimize hatırlatmaya çalışıyoruz. Ama emin olun, bu yapılanlar yeterli değil. Daha fazlasının yapılması gerekir. Böylesi karanlık gecelerden aydınlığa çıkmak, düşmanın çarkına çomak sokmak, batılın yuvasını dağıtmak kesinlikle yüreklerde yeterince cihad aşkı ve şehadet sevdasının yerleştirilmesiyle mümkündür. Evet, 15 Temmuz'da bu vatan evlatlarının niceleri ölüme gül bahçesine girercesine yürüdüler. İşte bu aşkı, bu sevdayı veren bir bilinci gençliğimizin, çocuklarımızın yüreğinde hep tazelemeye ve takviye etmeye devam etmemiz gerekir ki yarın yeniden böyle bir kalkışma, böyle bir ihanet, böyle bir hıyanetle karşılaştığımız zaman gençliğimiz yine aynı cevabı verebilsin. Bundan takriben 2 yıl önceydi. Almanya'dan Türkiye'ye dönmeden önce Kur'an dersine gelen gençler bir tane kupür getirdiler. Okudular bana. Bir anket yapılmış, kamuoyu yoklaması. 18-30 yaş arası gençlere sorulan sorulardan bir tanesi şu: vatanın işgal edilirse vatan için savaşır mısın? Almanya'da. Evet diyenlerin oranı %6. 100 kişiden 6 tanesi evet ben vatanın için çarpışırım, hayatımı ortaya koyarım, tehlikeye atarım demiş. Kardeşlerim, bu vatanın, emin olun, bu ifadeler hoş değil ama
bardan, pavyondan, diskodan çıkan gencine sorsanız, belki elinde kadeh şişesi, önünde şişesi duran gence sorsanız, vatanın işgal edilirse vatanın için savaşır mısın? Allahu alem onların içerisinden bile hayır diyebilecek ancak %6 çıkar. Evet, o tarafta %6 ancak savaşırım diyen, bizde ise %6 bana ne vatandan diyecek adam belki çıkar. Ama Allah'ın izniyle %94 hala vatan için, din için, bayrak için, iman için, namus için canını ortaya koyacak durumdadır. Bunu kıramıyorlar. LBGT ile bunu kırmaya çalışıyorlar. Pembe dizilerle bunu kırmaya çalışıyorlar. Adına aşk meşk dedikleri bütün ahlaksızlıklarla bu ruhu çökertmeye çalışıyorlar. Bu damarı tıkamaya çalışıyorlar. Buna müsaade etmeyelim. Bakınız, Kur'an-ı Kerim'de 530 tane cihatla ilgili ayet var. Namazla ilgili 53 ayet, cihatla ilgili 533 ayet. Neden bu Kur'an'ı değiştirmeye çalışıyor düşman? Tahrif etmeye çalışıyor. Tahrif edemeyince, değiştirmeyince manaların üzerinden oynayarak bir takım ilahiyatçı prof, doçent denen münafıkları, hadis inkarcılarını devreye sokmak suretiyle tevil yoluyla Allah'ın dinini tahrif etmeye çalışıyorlar. Allah'ın izniyle bunu da başaramayacaklar. Çünkü ehli sünnet vel cemaat çizgisinde Kur'an'ı ve sünneti iyi anlayan ve anlatabilen ulemamız vardır. Bu arada biz de Allah'ın izniyle 35 yıldır o alimleri yetiştirmek için mücadele ediyoruz. Şu köyümüzdeki mütevazi medresemizde de en az 20 yıla yakındır burada da bu işi devam ettiriyoruz. Zaman zaman size de duyuruyoruz. Çocuklarınızı, gençlerinizi gönderin. Bu ruh ve şuurdaki alimler olarak yetiştirmeye devam edelim kardeşlerim. Okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyordu. Muhakkak ki Allah müminlerden cennet karşılığında canlarını ve mallarını satın almıştır. Onlar Allah yolunda çarpışır, öldürürler ve öldürülürler. Bu cihat ameliyesi karşılığında onlara cennetin, cemalullahın ebedi saadetinin verilmesi, Allah Celle Celaluhu'nun Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da ezelden bir vaadidir. Allah'tan daha güzel sözüne sadık kim vardır? Madem ki Allah söz vermişse, benim yolumda, benim dinim için, vatan için, mukaddesat için hayatını ortaya koyanlara ben cennetimi vereceğim diye vaat etmişse, bu vaat haktır ve gerçekleşecektir. Sonra Rabbimiz diyor ki, فَاَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذ۪ي بَايَعْتُمْ بِهِ. Rabbinizle yaptığınız bu alışveriş karşılığında size müjdeler olsun. Siz kazananlardan oldunuz. İşte en büyük kazanç ve zafer budur. Bu yüzlerce ayetten sadece bir tanesidir. 15 Temmuz dolayısıyla şu ayeti çok duydunuz. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُ اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْد۪يلًا. Müminlerden öyle yiğit insanlar vardır ki onlar canlarını Allah yolunda adamışlardı. Bir kısmı adaklarını yerine getirip şehit oldular, bir kısmı da sıralarını beklemektedirler. Ama asla sözlerinden dönmemişlerdir. Şu ayete bakınız. Bu Allah'ın ayeti. Peygamber aleyhisselam diyor ki el cihadu madin hatta kâmetis sa'a. Kıyamet kopuncaya kadar Allah yolunda cihad eden mücahitler hep var olacaktır. La tazalu taifetun min ummeti zahirin alel hakki hatta kâmetis sa'a. Benim ümmetimden yiğit bir taife bu dini savunmaya ve muzaffer olmaya hep devam edecektir. La yadurruhum men khazalahum. Onları yalnız bırakan, onları kendi başlarına bırakanlar da onlara zarar veremeyeceklerdir. Hakkın safını bırakıp da Pensilvanya'nın safında duranlar,
Hakkın safını bırakıp da Mossad'ın, CIA'in, İngiliz'in, Fransız'ın, sair gavurun safına katılanlar da zarar veremeyeceklerdir. Hakkın safını bırakıp da münafıklık yapanlar da bu mücahitlere zarar veremeyecek. Bu Allah'ın vaadidir. Okuduğum hadiste ise Efendimiz diyordu ki, Allah yolunda cihad eden insanın durumu bıkmadan, usanmadan, yıl boyunca hep oruç tutan, bütün geceleri ibadetle geçiren, ne namazdan ne oruçtan, sair ibadetten asla bıkıp usanmayan, ta mücahit cihattan dönünceye kadar devam eden kimsenin durumu gibidir. Yani cihatta olduğu zaman bir insan oturması, kalkması, yemesi, içmesi, çarpışması, nöbet tutması, hepsi ibadet olarak onun defterine kaydedilir. Diğer hadiste Efendimiz der ki, عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَ النَّارِ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهُ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرِسُ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ تَعَالَى. İki göze cehennem ateşi değmez. Birisi Allah korkusuyla ağlayan, gözyaşı döken göz. Diğeri de Allah yolunda nöbet tutan, vatan bekleyen, namus bekleyen, mukaddesat bekçiliği yapan göz. Bu iki göze ateş değmez der Efendimiz Aleyhisselam. Kardeşlerim, işte bu ruh ve şuur. Ölüme gül bahçesine girercesine yürüten şey bu ruhtur. Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala anhı serhatlerde dolaştıran bu ruhtur. Halid bin Velid'i serhatlerde dolaştıran bu ruhtur. Abdullah bin Revaha'yı Mute'de destan yazdırmaya götüren, Cafer'i tayyar yapan, Mute'de tayyar yapan bu ruhtur. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te destan yazan sahabelerin destanı bu ruhtan kaynaklıdır. Sultan Fatih'e karadan gemiler yürüten, ya İstanbul beni alacak ya ben İstanbul'u diyerek yola çıkaran bu ruhtur. 18 defa İstanbul'u fethetmek için yola çıkaran da bu ruhtur. Evet, Yezid bin Muaviye bile ordu kuşanmış İstanbul'a yürütmüştür. Evet, Ebu Eyyub el-Ensari ve 4 tane arkadaşı o zaman şehit olmuşlardır. Şu anda İstanbul'da metfunlar ya. Onları oraya getiren bu ruhtur. O ruh onlara öyle yerleşmişti ki, Halid bin Velid ölüm döşeğindeyken bir ara 80 yaşlarında kılıcını baston gibi yapıp dayanarak dışarıya çıkar, gözyaşları içerisinde şöyle der: Allah'ım, bütün kardeşlerim gibi ben de şehit olarak sana varmak isterdim. Onun için o cihattan bu cihada koşturup durdum. Benim kardeşlerim şehit olarak geldiler sana ya Rabbi. Bir devenin ölümü gibi şu anda ben yatağımın üstünde ölüyorum. Ne olur beni affet diyordu, ağlıyordu. Şu ruha bakın hele. Bedeninde yara izi kalmayan yer kalma, yara izi olmayan yer kalmamış ama o yine niye şehit olmadım diye hayıflanmaktadır. Bizde bir zamanlar insanlar bu ruhtan uzaklaştırılmak için ne yaptılar, ne dedirttiler büyüklerimize? Ya Rabbi, yatağımın üzerinde çoluk çocuğumun içerisinde rahat bir ölüm nasip eyle. Sahabe ne diyordu? Bir bedevi geliyor, peygambere iman ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam imandan sonra savaş ganimetlerinden bir kısmını ona vermek istiyor. Diyor ki, ya Resulallah, ben bunlar için iman etmedim. Ben bu gırtlağımın burasından bir mızrak saplanmasıyla şehit olmak ve Allah'ın huzuruna şehit olarak çıkmak için katıldım orduya dedi. Savaştan sonra Efendimiz Aleyhisselam dedi ki, o bedevi arayın, bulun, bana getirdin. Aradı, buldular. Dediler ki, ya Resulallah, o işaret ettiği yerden bir mızrak sakıp saplanmış ve falan yerde şehit olmuş dediler. Efendimiz gitti, yanı başında durdu ve dedi ki, amele kalilen ve ucira kethira. Az iş yaptı ama çok büyük bir ecir aldı, çok büyük bir mükafat aldı. Bizim gibi bir ömür oruç tutmadı, bir ömür namaz kılmadı, Kur'an okumadı ama
öyle sadık bir imanla iman etti ki, öyle samimi bir şekilde şehadeti istedi ki, istediği gibi de şehit oldu. Bunun birçok örnekleri var ama bunları bir hutbeye sığdırmak mümkün değil. Tarık bin Ziyad, biliyorsunuz, denize kadar Afrika'nın en son kısımlarındaki denizlere atını sürdü ve dedi ki kılıcını ön tarafa, atını da dizlerine kadar denizin içine sürdü, kılıcını ileriye uzatarak ya Rabbi şehit ol, ya Rabbi şahit ol, eğer önüme uçsuz bucaksız şu deniz çıkmasaydı ben senin dinini daha ilerilere götürecektim dedi. Ona bunu yaptıran ruh budur. Salahaddin-i Eyyubi'ye 11 yıl boyunca hazırlık yaptırıp da yeniden Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı, evet, gavurların çizmesinden kurtartan ruh da budur. İşte kardeşlerim, bu ruh Adem aleyhisselamdan günümüze, günümüzden kıyamete kadar devam edecektir. Biz de 15 Temmuz vesilesiyle gençlerimizin yüreklerinde bu ruhu hep canlı tutmaya devam etmeliyiz ki birileri bir daha bu vatana yan bakamasın. Yan bakanlar pişman olacaklardır. Çünkü bu vatanın evlatları içerisinde, bu vatanın evlatları içinde din için, iman için, mukaddesat için canını vermeye hazır yeterince yiğitler vardır. Rabbim onların ömürlerine, imanlarına, amellerine bereket kılsın. Bu vatana göz diken zalimlere bir daha fırsat vermesin. Bu ülkeye de, İslam ümmetine de bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın.